Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmaz Serhat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fizik kampımızın 5. günündeyiz. İş, güç, enerjideyiz arkadaşlar. Öncelikle belki kampımız boyunca sürecek en uzun videolardan bir tanesi. Çünkü enerjinin çok fazla dalları var. İşi kendisiyle anlatıyoruz, gücü anlatıyoruz. Enerji, enerjinin işle ilişkisi, enerji çeşitleri, dönüşümleri, korunumu ve yenilenebilir, yenilemez enerji kaynakları verimle birlikte de ünitemizi tamamlıyoruz. İlk defa izleyen arkadaşlarımız için kısa bir özet geçeyim. Hız ve Renk yayınları ve ENS yayınları katkılarıyla başladığımız kampta arkadaşlar konu özetlerimiz var. Bol soru çözümü ve en son ise çıkmış sınav sorularına benzer sorularla da videomuzu tamamlıyoruz. 6. ve 7. günümüzde ısı sıcaklık genleşme anlatılacak. Zaten takvimi gerek topluluk kısımlarından gerek de Instagram Fizmaz Serhat'tan duyurusunu yapıyorum. Evet, hız ve rengin kapağında olan diyagramımızı gördünüz. Şimdi bu konu başlıklarını tek tek detaylı olarak anlatmaya başlayalım. Tekrardan hoş geldiniz. Gelelim işe. Nedir iş? Öncelikle bir cismin kuvvet etkisiyle yaptığı yer değiştirmeye iş denir. İşin herhangi bir yönü yoktur. Skaler büyüklüktür. W harfiyle gösterilir. SI birim sisteminde joule olarak da kullanılır. Arkadaşlar, iş olması için bir kuvvet olacak ve asla unutmayınız ki kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olacak. Bir daha söylüyorum. Kuvvet ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirme olacak. Onu da şöyle anlatayım ben sizlere. Bakın, formülümde benim kütle var mı? Kütle yok. Yani aşağıda görmüş olduğunuz gibi F kuvvetiyle delta x yer değiştiren M kütleli cisim ile F kuvvetiyle delta x yer değiştiren 2M kütleli cisme etki eden yapılan işler diyelim daha doğrusu eşit olacaktır. Çünkü F çarpı delta x'te kütle önemli değil. Bilginiz olsun. Burada da yazmış zaten kütlenin değişmesi yapılan işi etkilemez. Sadece yer çekimine karşı yapılan bir işte kütle etkiler ki şu anlık biz o kısmı görmedik. Gelelim fiziksel anlamda işten önce işin farklı birimlerine. Evet, kendi birimi Joule'dur demiştik. Şuraya yazalım. Joule olduğunu yazalım. Kuvvet çarpı delta x, ben buraya formülsel birimleri diyorum her zaman. Kuvvetin birimi Newton çarpı, yer değiştirme birimi metre. Bir de arkadaşlar, kuvveti m çarpı a olarak açtığımızda, kilogram çarpı metre bölü saniye kareydi ivme, yer değiştirmenin de birimi metre olduğu için, kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare de yapılan işin birimi olarak kabul edilebilir. Gelelim işi yapan kuvvetlere ve İşi yapmayan kuvvetlere. Öncelikle arkadaşlar yapılan iş fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için tek bir şartım var. Kuvvet doğrultusunda yer değiştirilmeli. Bakın burada da yazmış zaten. Fiziksel anlamda iş yapılması için cismi bir kuvvet uygulanmalı kesinlikle. Ve uygulanan kuvvetin doğrultusunda da cisim yer değiştirmeli. Öncelikle yer değiştirme her zaman olabilir. Ama yer değiştiren cisim her zaman kuvvet doğrultusunda mı yer değiştiriyor? Burası soru işareti. Ya da her zaman bir kuvvet uyguladığında yer değiştirme sağlıyor muyuz? Klasik örnektir. Şu an göremiyorsunuz ama duvarı itiyorum. Ben duvarı itmek için belki çok fazla kuvvet harcıyorum. Ama duvarda herhangi bir yer değiştirme olmadığı için ben duvarı iterken fiziksel anlamda iş yapmış olmuyorum gençler. Aynı örneği bir de fiziksel anlamda iş yapıdan dair verelim. Masayı itip yer değiştirmişimdir. Yani masayı 5 metre sağa sola yukarı aşağı bir taraflara itmişimdir. Şimdi ben masayı 5 metre sağa iterken uyguladığım kuvvet sağa doğruysa yer değiştirme de sağa doğru olduğu için fiziksel anlamda iş yapmış oluruz. Bakın doğrultu diyorum. Yani ters yönde olabilir. O yüzden sürtünme kuvveti her zaman fiziksel anlamda iş yapar ama yaptığı iş negatif iştir. Ya da şu an görmüş olduğunuz gibi F3 de arkadaşlar ters yönde iş yapıyor. Sürtünme kuvveti değildir ama yaptığı iş negatif iştir. Şimdi 2017 YGS sınavında çıkmış olması lazım. Ki zaten en sonunda benzerlerini göreceksiniz. Hareket doğrultusuna dik kuvvet. Burada F2 fiziksel anlamda iş yapmış olmaz. Bir de klasik bir örnek çantadan örnek vereyim. Ama önce burayı bir okuyalım arkadaşlar. Örneğin yük taşıyan bir işçi akşama kadar çok işim vardı çok yoruldum derse de şekil 1'deki gibi koliyi kaldırırken iş yapar ancak şekil 2'deki gibi koli kucağında düz yolda sabit hızla ilerlerse fiziksel anlamda iş yapmış olmaz. Çünkü koliyi kaldırırken yukarı doğru kaldırıyorum. Uyguladığım kuvvet kolinin ağırlığına yani yer çekimine karşı bir kuvvet olduğu için düşeydi. Ki zaten
Kolye'nin de arkadaşlar yer değiştirmesi düşeyde. Ama şekil 2'de ben kolyeye düşeyde bir kuvvet uygularken, yer çekimine karşı tutmaya çalışırken yatayda hareket ettiğim için fiziksel anlamda iş yapmış olmam. Devam ediyorum. Birkaç önlem daha var. Halterci halteri yerden belli bir yüksekliğe çıkarırsa yer çekimine karşı iş yapmış olur. Ama çıkardığı noktada bir süre tutarsa bu sefer yapmış olduğu iş kuvvet olmasına rağmen yer değiştirme olmadığı için olmaz. En çok karışan okul çantası, yani çanta taşımaktır arkadaşlar. Öncelikle amacım neydi? Kuvvet ile yer değiştirmenin aynı doğrultuda olmasıydı. Bakalım. Kuvvet çantayı yerden çantayı sırtıma alırken uyguladığım kuvvet düşeydi yer çekimine karşı. Peki çantanın yerden sırtıma gelirken ki yapmış olduğu yer değiştirme de düşeyde olduğu için ben yerdeki bir cismi kaldırdığımda tıpkı biraz önceki örnekte kolide olduğu gibi çantayı yerden sırtıma takarken fiziksel anlamda iş yapmış oluyorum. Ama çanta sırtımda yürürken çantayı tuttuğum kuvvet düşeydeyken çantaya uygulanan yer değiştirme yatayda olduğu için fiziksel anlamda iş yapmış olunmaz. Ancak sırtında çantasıyla merdiven çıkan bir arkadaşımız ise iş yapmış olur. Çünkü kuvveti AYT'ye kaçıyor ama ağırlığının sinüs alfasıdır. Yer değiştirme de öyle olacaktır. Gelelim yapılan işin özelliklerine. Arkadaşlar yapılan iş F çarpı delta X'di. Şimdi bir tane formül vereceğim. Bu formülü tahmini 10-15 dakika sonra yine karşımıza gelecek. Yer çekimine karşı bir iş yaparız. Niye karşı diyorum? Çünkü arkadaşlar yer çekimi her zaman aşağı doğru. Mesela bu telefonu ben şu an serbest bıraksam aşağı doğru düşecek. Allah korusun. Ben telefonu tutarken yer çekimine karşı bir kuvvet uyguluyorum. Çünkü telefonun normal aşağı doğru çeken bir yer çekimi kuvveti var. Ben de bir yerden bir cismi, mesela yer olduğunu varsayın, yukarı kaldırırken yer çekimine karşı bir iş yapıyorum. Ve F çarpı delta X. F'in burada cismin ağırlığı olduğunu kabul ederiz. Dış kuvvet yoksa G çarpı H, MGH formülünü de yer çekimine karşı iş yaparken kullanabilirim. İlerleyen zamanlarda potansiyel enerjide de formülün MGH olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ardından M kütleli bir cisim var şekil 2'de. 3 farklı yoldan belli bir yüksekliğe çıkartılmış. Burada yapılan iş yer çekimi kuvvetine karşıdır. Ve yer çekimi kuvvetine karşı yapılan işin formülündeki H ise arkadaşlar düşey uzaklıktır. Yani düşeydeki yer değiştirmedir diyelim. Düşey uzaklık olacağından alınan yolların benim nazarımda hiçbir önemi yok. H olacaktır. Yani cismin yer çekimine karşı yapmış olduğu işler birbirine eşittir. Şekil 3'te ise M kütleli cisim sabit hızla bir yolunu izleyerek yerden H kadar yükseltildiğinde yer çekimine karşı MGH kadarlık iş yapılır. Ama iki yolunu izlediğinde yatayda ilerlediği için bir iş yapılır ama o iş yer çekimine karşı yapılan iş değildir. İlerleyen zamanlarda sorularımızı gördüğünüzde de aklınızda aslında iyice oturacak arkadaşlar. Bir de gücü anlatalım. Ondan sonra sorularımızı çözelim. Evet, fizmat öğrencileri çok iyi bilir. Neyi çok iyi bilir? Birim kelimesini. Artık iyice oturttuk. Genelde öğrencilerimin hepsi bilir. Dersimi ilk defa izleyen arkadaşlarımız YouTube'da ilk defa izliyorsa ilk defa öğrenecekler. Ama izlediği videolarda ben genelde birim kelimesini çok fazla önemserim arkadaşlar. Birim kelimesini gördüğümüz ilk saniye bir kesir çizgisi çekeceğiz. İlk büyüklüğümde benim arkadaşlar zaman hemen paydaya yazılacak. İkinci büyüklüğüm yapılan iş. O zaman o da yukarıya yazılacak. Yapılan işin zamanı oranı yapılan, yani yapın işin oradaki cismin gücünü verecektir. P sembolüyle gösterilir. Basınç da P ile gösteriliyor ama güçle basınç asla aynı soruda gelmez. O yüzden karışması mümkünatı bile yok. Aynı şekilde hacim ve hız ya da hacim ve süratin de sembolleri aynı. Aynı soruda asla karşınıza gelmez. Birimi watt'tır ve skaler bir büyüklüktür. Arkadaşlar birimi adıdır. Şimdi benim bir de formülsel birimlerim var. Ondan bahsedelim. Eski zamanlarda çıkmış bir sınav sorusuydu. Unutmayın, ÖSYM 3 şeyden asla vazgeçmiyor. 1. Sorduğunu bir daha sormayı. 2. 4 doğrusu olan bir olayın 5. yanlışını sormayı. 3 ise birden fazla konuyu harmanlayıp sormaktan ÖSYM asla vazgeçmiyor arkadaşlar. Yapılan işin birimi joule'dü. Bölü saniye. Ardından Newton çarpı metre bölü saniye vardı. Unutulmasın. Nereden geliyor Newton çarpı metre? Bakın buradan geliyor. Burada bulmuştuk. Bir de şu görmüş olduğum kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare de bir daha saniye böleceğim için
Kilogram çarpı metrekare bölü saniye küp de aslında gücün birimidir. Peki hocam, iki kişi arasında güç nasıl hesaplanır? Nasıl güçlü ya da daha güçlü, en güçlü, en zayıf kıyaslaması yapılır? Bunun kütleyle hiçbir alakası yok. Ağırlıkla hiçbir alakası yok. Arkadaşlar, formülü yorumlamak çok önemli burada. Şimdi payda eşitse aynı zamanda kim daha güçlü oluyor? Kim daha fazla iş yapan? Ya da pay eşitse aynı işte kim daha güçlü oluyor? Daha kısa sürede yapan. Yani sen daha ağırsın, sen 150 kilosun, sen 200 kilosun, alakası dahi yok. Aynı işi daha kısa sürede yapan ya da aynı sürede daha fazla iş yapan arkadaşlar daha güçlüdür. Gelelim artık sorularıma. Benim bu üniteyle ilgili bir tane formülüm olsa. Biraz sonra göstereceğim ama şimdiden vermek istedim. Her ünitenin bir tane formülü olsa. Mesela madde özellikleri ne olurdu? Deden muzu böldü verdi. Hareketin ne olurdu? X eşittir VT. Kuvvetin ne olurdu? Newton'un sevgilisi Fatma. Bence enerjinin formülü şu olurdu arkadaşlar. Yapılan iş eşittir enerji değişimi. İlerleyen zamanlarda göreceğiz ama ben vermeden etmek istemedim. Evet, sorumuzla alakası var mı? Yok ama genelde çok fazla kullandığım için başlangıçtan vermek istedim. Gelelim birinci soruya. Cisim bu kuvvetlerin etkisinde K noktasından L noktasına geldiğine göre hangileri doğrudur demiş. K'den L'ye geliyorsa unutmayın ki burada yapan iş F1 iş yapmıştır. F4 ise negatif iş yapmıştır. F1 pozitif iş yapmıştır. F2 ve F3 ise yatay doğrultuda ilerleyen cisme dik kuvvet uyguladıkları için iş yapmamıştır. Birinci öncülüm F1 ve F4 kuvvetleri iş yapmıştır. Kesinlikle doğru. F1 kuvvetinin yaptığı iş F4 kuvvetinin yaptığı işten fazladır. Çünkü cisim F1 kuvveti yönünde hareket ettiği için yapılan net iş F1 eksi F2 parantezinde X olacaktır. İkinci öncülüm doğru. F2 ve F3 kuvvetleri iş yapmamıştır. Çünkü iş yapılması için kuvvet ile yer değiştirmenin aynı, evet doğru söyledin, doğrultuda olması lazımdı. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Devam ediyoruz. Buna göre kuvvetlerin yaptığı işler arasındaki ilişkiyi sormuş bana. Arkadaşlar önce bir formülü yazalım. Formülüm neydi? Yapılan işin formülü F çarpı X idi. Şimdi burada kütle var mı? Yok. O zaman ben kütleleri karalayayım bir. Hemen şu kütleleri bir üstünü çizeyim. Benim de kafam karışmasın. Evet, F çarpı X burası. 4FX burası. Burası ise 3FX olacaktır. 2 büyüktür 3. O da büyüktür 1. İsim olarak vermiş LMK. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Nerede önemli kütle? Yer çekimine karşı iş yapılırsa. Gelelim bir başka sorumuza. Düşey kesti verilen düzeneklerde bulunan PR cisimlerine yola paralel F kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. Cisimler 3x ve x kadar yol aldığında kuvvetlerin bu yollar boyunca yaptıkları işlerin oranını sormuş. Arkadaşlar hocam eğik düzlemimizi anlatmadınız. Hiç gerek yok. Burada yapılan, bak şimdi kuvvet var mı? Var. Kuvvet doğrultusunda, bak kuvvet doğrultusunda yapılan yer değiştirme var mı? O da var. O zaman ne duruyorsun? Ne yapacağız? Helva yapacağız. Bakın burada cevabım ne olacak arkadaşlar? F çarpı 3x, R'de ise F çarpı x olacak. Sorumuzun doğru cevabı 3, yani D şıkkıdır. Bazen şöyle bir bilgi olabilir. Şimdi bu 3x'i görmeyin. Şu kenarın ya da bu kenarın x olduğunu görün. Burayı bilmiyorum. Nasıl bulurum? Bura trigonometriden, Pisagor yazısından buranın değeri x üssü ise x üssü kesinlikle x'den büyüktür. Bunu yorumladığımda kuvvetler aynı ama x üssü, yani eğik düzlemde alınan yol daha fazla olacağından arkadaşlar direkt zaten yine büyük olduğunu anlayabiliriz. Ama bana direkt aldığım yolu verdiği için gerek duymuyorum kütle ya da herhangi bir işleme. AYT'de çok fazla gerek duyacağız ama şu an AYT yapmıyoruz, TYT yapıyoruz. Devam ettim. Hızlı bir bilgi vermiş bana. Fizik bilimine göre iş kavramının cisim, kuvvet ve yer değiştirme olmak üzere 3 temel bileşeni vardır. Neydi fiziksel anlamda iş yapması için? Şuraya bir arkadaşlar notumuzu alalım. F ile delta x ne olmalı? Aynı doğrultuda olmalı. Delta x vektörel büyüklük. Yani kuvvet doğrultusunda cismin yer değiştirme yapması lazım. Bakalım arızalanan otomobilini iten ancak hareket ettiremeyen adam iş yapmış olmaz. Arda doğruyu söylüyor. Kuvvet var ama yer değiştirme olmadığı için iş yapılmaz. Ki zaten formülümden de bunu anlayabilirim arkadaşlar. F çarpı delta x.
Yer değiştirme sıfır olduğu için işte sıfırdır. Arda doğruyu söylemiş. Sürtünmesiz yatay buz pistinde sabit hızla giden bir patenci iş yapmış olmaz. İşte burada ne geliyor? Kuvvet ünitesi geliyor. İki üniteyi birleştiriyor. Alın size soru diyor. Kuvvetten de sordum, enerjiden de sordum. Yarın bir gün, bundan 10 sene sonra. Ya hocam bana mesaj atmayın diyor ÖSYM. Ben kuvvetten soru sordum size diyor. Çünkü sabit hızla giden cisimler biliyorum ki etki ettikleri net kuvveti sıfırdır arkadaşlar. Yani bir cisme etki eden net kuvvet sıfırsa cisim ya duracaktır ya da sabit hızla hareket edecektir. Nereden biliyoruz? Dördüncü gün kampımız kuvvetten biliyoruz. Bu arada kısa bir duyuru geçeyim. YouTube'daki bakımdan dolayı arkadaşlar Salı günü akşam yani akşam saatlerine gelmesi gereken kuvvet videosu gece saatlerinde geldi. Bunun benimle hiçbir alakası yok. YouTube'da bir bakım vardı ve video yüklenemiyordu. O yüzden biraz geç geldi ama eminim ki diğer videolarda böyle sorunlar olursa zaten kusura bakmayın yani eminim dediğim şu olay şu inşallah olmaz. Ben gerekli duyuruları Instagram'dan yapıyorum. Orayı da aktif şekilde kullandığım için takip edebilirsiniz. Oradan bana da bolca soru atabilirsiniz. Yani arkadaşlar sorumuza dönersek Baran demiş ki kuvvet yoksa iş olmaz. Doğru demiş. Baran da doğruyu söylemiş. Funda demiş ki yatay yolda elindeki çantayı sallamadan sabit hıza taşıyan adam. Şimdi arkadaşlar demiştik ya burada çantaya uygulanan kuvvet düşeyde ama yer değiştirme yatayda o yüzden dik olduğu için iş yapmaz. Funda yanlış söylemiş. Arda ve Baran D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Devam ettim. Yatay zeminde durmakta olan sanda şekildeki gibi yere paralel 10 Newton şiddetindeki ev kuvveti uygulanarak 5 metre yol aldırıldığında sandık üzerinde yapılan net iş 50 joule oluyormuş. Şimdi normalde arkadaşlar yapılan net işin formülü neydi? Net işin formülü F net çarpı X'di. Kuvvet 14 metre 5 70. Demek ki ne var? Sürtünme var. Sürtünme kuvvetinin varlığı sandık üzerinde yapılan net işi azaltmıştır. Kesinlikle doğru. 14 eksi sürtünme kuvveti parantezi kapattım. Çarpı 5 yaptım. 50'ye eşit ise sürtünme kuvveti 4 olacaktır. Sürtünme kuvvetinin şiddeti 4 Newton'dur. Yaptığı iş ise 4 çarpı 5'ten 20 Joule'dur. Negatif iş yaptığı için başında eksi 20'yi eklerim. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır gençler. Devam ediyorum. Sürtünmeli yatay yolda çekirdeki gibi yola paralel uygulanan ev kuvveti etkisindeki ilk cismi düzgün doğrusal hareket yapmaktadır. Süper bir soru. Yani arkadaşlar sabit hızlı hareket yapıyor. O zaman F net 0. Ama unutma net kuvvet 0. Hocam niye böyle uyarı yaptınız? Şimdi anlayacaksın canımın içi. Hangileri doğrudur? Ev kuvvetinin yaptığı iş 0'da demiş. Şimdi F net 0. Burada demek ki arkadaşlar bir sürtünme kuvveti var. Ve sürtünme kuvvetinin büyüklüğü de F. Çünkü F net 0 olacak. Ama bana sürtünme kuvveti demiyor ki. Ya da net kuvvet de demiyor. F'in yaptığı iş soruyor. Örnek verelim. Bir cismi ben 20 Newton'la itiyorum. Siz ise ters yönde 10'la itiyorsunuz. 15'le itiyorsunuz. Ben 20, siz 15. Siz ters yönde. Benim yaptığım iş 20 çarpı x'tir. Yer değiştirme. Senin yaptığın iş eksi 15 çarpı x'tir. Net iş artı 5 çarpı x'tir. O yüzden burada F kuvvetinin varlığı sürtünmeden bağımsız olduğu için yaptığı iş 0 değildir. Buraya x dersem arkadaşlar Fx olacaktır. Birinci öncülüm yanlış. Evet net kuvvet 0 olduğu için yaptığı iş 0'dır. Ve sabit hızlı giden cisimler yine kuvvete gidiyorum. Dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Çünkü F net 0'dır. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı 2 ve 3 olacaktır. Devam ettim. Öğretmenin notu. Kesik konu biçimindeki cisimlerin yere göre potansiyel enerjisi bulunurken cismin ağırlık merkezi taban alanı büyük olana daha yakındır. O yüzden formülüm MGH'tı ya. Yani hemen sorudan bakalım. K'nin ağırlık merkezi genişliğe daha yakın. L'nin tam ortası M'nin tabana daha yakın. Hangi cisimler üzerinde yer çekimi kuvvetine karşı iş yapılmıştır diyor. Unutmayın arkadaşlar. Yapılan iş enerji değişimi. Kullanacağımız ilk yer burası bu formülü. Bakalım. Yani burada yüksekliğin artması lazım. Çünkü zaten yer çekimi kuvveti yüksekliği kendisinden azaltacak. Ben ancak yüksekliği arttırırsam yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmış olurum. Çünkü karşıyım ben. Ben burada karşıyım, karşı. Tamam mıyız? Bakalım. K'nin yeni ağırlık merkezi burasında olacak. Yer çekimi kuvveti azaldığı için bu işi ben yapmam. Yer çekimi kuvveti yapar. L'nin ağırlık merkezi tam ortası ama başlangıçtaki konumuna göre azaldığı için yine yer çekimi kuvveti iş yapar. Ama M'nin ağırlık merkezi biraz daha yükseldiği için burada işi ben yapıyorum. Kime karşı?
yer çekimi kuvvetine karşı. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı, yalnız M olacaktır. Devam ettim. Evet, grafik sorusu. Grafikle ilgili çok önemli bilgi vereceğim arkadaşlar size. Çünkü hocam grafikte şunun grafiği, bunun alanı eğimi. Bak şimdi bir tane formül söyleyeyim ben size. W eşittir F çarpı X. Yapılan iş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme diye mi ezberliyorsun? W eşittir F çarpı X diye mi? Tabii ki de ikinci dediğim. O zaman sen grafiğin ne olduğuna bakman lazım. Kuvvet konum mu? Hayır. F X grafiği. Şimdi arkadaşlar bu değerleri, formülü çarparak mı tanıdık geliyor sana? Bölerek mi? Hop, çarparak geliyor. Çarparak nasıl tanıdık gelmiş size? W yani F X grafiğinin altında kalan alan bana yapılan işi verir. Bölü olsaydı o zaman grafiğin eğimi derdim. F ve X bilinenleriyle hangileri bulunabilir? Yapılan işi biliyorsam arkadaşlar, ben kalemimi seçeyim. Yapılan işi biliyorsam enerji değişimini bulmuş olurum. Hareket X konumundaki hızının büyüklüğü. Şimdi buradaki hızının büyüklüğünü bulmak için öncelikle iki tane ihtimal var. Ya biraz sonra göreceğiz 1 bölü 2 mv kare ya da ivmeden gideceğiz. Ama ben ivmeyi bulmak için de 1 bölü 2 mv karedeyi de kütleyi bulmam lazım. Kütleyi biliyor muyum? Bilmiyorum. O an biraz hızlı konuşursam kusura bakma. Yani kütleyi bilmediğim için birinci öncülüm ve ikinci öncülüm yanlış. Kuvvetin 0x aralığında araç üzerinde yaptığı iş alanı alınarak bulunur. Sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 C şıkkıdır. Devam ettim. Evet. Yeni sorumuz güç. Buna göre vincin gücü kaç watt'tır? Bir vinç 150 kilogram kütleli yükü bulunduğu yerden 20 metre yüksekliğe, bakın çok önemli burası, 20 metre yüksekliğe 30 saniyede çıkarmaktadır demiş. Arkadaşlar gücün formülü neydi? Yapılan iş bölü zamandı. Yapılan iş ne burada? Yer çekimine karşı yapılan bir işim var. Bakalım kütlem 150, yer çekimim 10 vermiş. H 20 bölü zamanında 30 olacak. 150 30'un 5 katı 20.000. Sorumuzun doğru cevabı 1000 watt olacaktır gençler. Ek bilgi olarak vereyim. 1 kilowatt diye sorsaydı mesela kaç kilowatt diye, 1 kilowatt 1000 watt'tır. Bazen elektrik fatura bedelleri sorusu geliyor ama o sorunun asıl kökü elektrik ünitesinde olduğu için orada anlatacağım, bilginiz olsun. Yine tekrarlayayım. Instagram'dan atacağınız, Fizmal Serhat hesabına atacağınız her soruyu gün içerisinde muhakkak çözerim. İlla kampla olmasına gerek yok. Hocam ben bu soruyu yapamadım de. Hemen çözeyim. Hemen çözemezsem gün içerisinde muhakkak çözerim. Ne olur çekimdeyimdir, yayın yapıyorumdur, dershanedeyimdir, özel dersteyimdir, bir şeylerle uğraşıyorumdur, meşgulümdür ama gün içerisinde muhakkak sorunu çözerim arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıydı. Devam ediyorum. Verilen kuvvetlerin güçlerini sormuş bana. Cisimlerin güçlerini sormuş. Arkadaşlar burada yine gücün formülünü hatırlayalım. Yapılan iş bölü zaman, ama burada yapılan iş F çarpı delta X. Bak buradan ben bir de size konu anlatacağım. Her sorumuz konu özetli biliyorsunuz. Mesela burada kullanmayacağım ama bilin diye söylüyorum. Delta X bölü T ne geldi? Hız geldi. O zaman aslında F çarpı hız da benim arkadaşlar gücümün formülü olacaktır. Tabii ki de burada Fx bölü T kullanacağım. 2F 2X'den 4Fx, zaman ne? T'ymiş burada vermiş, bölü T. Yani 4 arkadaşlar. F 3X 3Fx bölü 2T. Yani burası da 3 bölü 2. 4'ü 3 bölü 2'ye bölen arkadaşımız cevabın 8 bölü 3 olduğunu görür. Yani E şıkkını işaretleyip geçtim. Birim zamanda kuvvet uygulanarak, bak sorumuz burada geldi, gerçekleştirilen enerji aktarımına güç denir. Sürtünmesiz yatay yolda durmakta olan cisme F kuvveti T süre ve X yolu boyunca etki ettiğinde cismin sürati V oluyor. Cismin hızında bir değişim var mı arkadaşlar? Evet, sıfır mı? Değil. Cismin hızında değişim varsa ivme vardır. Sabit ivmedir çünkü etki eden kuvvet eşit. Aynı. Bak soru F eşittir MA'dan dolayı kuvvete, hız değişim böyle zamandan dolayı ivmeye gidiyor. Enerji zaten sorunun kökü. Bakın 3 üniteyi harmanlamış, tak diye karşımıza çıkarmış. X yolunda harcanan güç. Arkadaşlar güç eşittir yapılan iş bölü zaman değil miydi? Fx bölü T ikinci öncülümde. Doğru. Ya da x bölü T neyi verecek bana? Bakın x bölü T neyi verecek? Ortalama hızı verecek. F çarpı ortalama hız. Ortalama hız 0V bölü 2'den üçüncü öncülümde. Doğrudur. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Hop geçtim. Son sorumuz. Yatay düzlemde başlangıçta O noktasında bulunan bir cisme ait
Kinetik enerji yol grafiği veremiyor. Hocam daha enerjiyi anlatmadınız, bu soru ne? Bu soru enerji değil ki. Bu soru iş enerji ilişkisinden, yani W eşittir enerji değişiminden, iş eşittir enerji değişimi bilgisinden yapılıyor. 0x arasında uygulanan net kuvvet. Arkadaşlar şimdi F çarpı x enerji değişimi mi? Kesinlikle. Burada F'i yalnız bıraktığımda enerji değişimi bölü x'ten, bak eğim gelecek mi? Çünkü bölü eğimi geldi. Bakalım burada eğimi 1 ise burada eğim 0, burada eğim ise 1 bölü 2 arkadaşlar. Bakın 1, 1 bölü 2. 0x arasında cisme uygulanan net kuvvet 1, 2x 4x arasında 1 bölü 2. Dikkat olduğu kesin zaten, birinci öncülüm. Doğru. X 2x arasında enerji değişimi yok. O zaman kuvvet de yoktur ki zaten dengelenmiş kuvvetlerdir. Sabit hızla hareket etmiştir. Doğru. X 2x arasında cisim üzerinde iş yapılmamıştır diyor arkadaşlar. İş yapılsaydı enerji değişimi olurdu. Artı ya da eksi de olurdu. Önemli değil. Ama yapılmadığı için enerji değişimi de olmuyor. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Devam ediyorum. Enerji. Enerji. Öncelikle enerji nedir? İş yapabilme yeteneğine denir ki zaten o yüzden yapılan iş enerji değişimi diyoruz arkadaşlar. Enerji skaler büyüklüktür. SI'daki sistemindeki birimi iş gibi Joule'dür ve E harfiyle gösterilir. Kimyasal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, potansiyel enerji ikiye ayrılır. Yer çekimi ve esneklik yay potansiyel enerjisi gibi. Kinetik enerji, ısı enerjisi, ışık enerjisi enerjinin çeşitlerindendir. Biz ise 3 tane enerjinin üzerinde daha fazla duracağız. Kinetik, yer çekim potansiyel, esneklik yay potansiyel enerjisi. Arkadaşlar unutmayın ki enerji yoktan var olamaz. Vardan da yok olamaz. Yani bir enerji kayıp olamaz. Çünkü toplam enerji vardır. Ancak ve ancak enerji dönüşebilir. Kinetik enerji potansiyele dönüşür, rüzgara dönüşür. Bunları ilerleyen videolarda, yani tahmini 10 dakika sonra göreceğiz. Belki 15 dakika olur, bilemem. Burada rica ediyorum beğeni atalım. Rekor beğeni oluşturalım. Enerji, çünkü TYT'de de AYT'de de çok önemli bir konu. Çoğu konunun gidişatını belirler. Hem rekor beğeniyle teşekkürlerimizi de birbirimize sunmuş oluruz. Gelelim kinetik enerjiyle. Direkt formülünü söyleyeyim size arkadaşlar. Öncelikle bir öyle bir hatırlatalım. 1 bölü 2 m v kare. Enerji dediğim, kinetik enerji dediğim, hareketinden dolayı, yani hızlarından dolayı sahip oldukları bir enerjidir. 1 bölü 2 m v kare şu işime yarayacak arkadaşlar. Hızı v ise v kareden dolayı e oluyor. Hızı 2 v ise o zaman 4 e oluyor. 3 e 3 v ise o zaman 9 e oluyor. Karesine doğru orantılı. Ama şunu söyleyeyim. Mesela cismin kütlesi azaldığında hızı otomatikman artar. İma azaldığı için. İma arttığı için kütle azaldığında. Ama kinetik enerji sabit olmaz. Çünkü M azaldığında V M'in azaldığı kadar artıyor. Ama kinetik enerji V kare kadar artıyor. Bunları ilerleyen sorularda göreceğiz. Gelelim potansiyel enerjiye. Fiziksel durumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye denir. Yer çekim potansiyel enerjisi denir. Kütle çekim potansiyel enerjisi denir de denir. Bakın zaten burada ikiye ayırıyoruz. Bir, çekim potansiyel enerjisi. Cismin yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjiye denir. Ve formülüm yer çekimine karşı yapılan işteki gibi. MGH olacaktır gençler. Önemli bir not vereyim. Düzgün geometrik cisimlerin, düzgün olmasa da önemli değil. Geometrik cisimlerin yer çekim potansiyel enerjileri hesaplanırken kütle merkezi referans alınır. Yani arkadaşlar bakın, bir tane kare oluşturalım böyle. Bu karenin potansiyel enerjisi cisim yerde de olsa, böyle bir kare oluşturmaya çalışayım. Bunu kare olarak varsayalım. Cisim yerde de olsa arkadaşlar ne olacaktır? Yer çekim potansiyel enerjisi buradan hesaplanacaktır. Bir önceki sorularda görmüştük. Nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Genişleyen tarafa doğru yakın alıyorduk. Bilgin olsun. Şekildeki yörüngeyi izleyerek yolunun üzerindeki K, L, M ve N noktalarında duraklayan aracın yatay zemine göre potansiyel enerjilerini sıraladığımızda yüksekliği fazla olanın yere göre potansiyel enerjisi fazladır. Bu sebeple M büyüktür. K eşittir N. O da büyüktür. L bağıntısı vardır. Çok önemli bir bilgi vereceğim. Ve videomuzun sonlarına doğru buna benzer bir soru çözeceğim arkadaşlar. Çok kritik bir soru. Potansiyel enerji hesaplanırken seçilen referans noktasına göre cismin yüksekliği belirlenir. Bazen yere göre, bazen yüzeye göre. Bakalım ne bilgisiyle sizlere bunu anlatmaya çalışmışım. Şekilde görünen apartmanda bahçe katı referans noktası olarak seçilirse birinci odadaki cismin potansiyel enerjisi 0,
İkinci ve üçüncü odadakilerde bulunan cisimlerin potansiyel enerjileri pozitiftir. Ama referans noktası cadde hizasındaki giriş kapısı ise birinci odadaki cismin potansiyel enerjisi negatif, ikinci odadaki cismin sıfır, üçüncü odadaki pozitiftir. Yani direkt otomatikman maksimum yüksekliğini almıyorum. Neye göre? Yere göre mi? Yüzeye göre mi? Caddeye göre mi? Bahçeye göre mi? Bunlar benim için çok kritik arkadaşlar. Devam ediyorum. Artık öbür potansiyel enerjime, esneklik potansiyel enerjisine geldik. Yemin ediyorum bak, ayırt etmeden en az 6-7 tane yayına mail attım arkadaşlar ben. Dedim ki bakın, müfredat dışına çıkıyorsunuz. Milli Eğitim müfredatlarında diyor ki bize, 9. sınıf enerji müfredatında 2018'de güncellendi, TET için bir daha güncellenmedi. Bak diyor ki tek yaylı sistemlerden yola çıkın diyor. Şimdi bakıyorum kaynaklara, isim asla vermem. Yani isim asla vermem. Yayları paralel bağlamış, yayları seri bağlamış. Bakın bunlar sadece ve sadece 11. sınıfta geçerli. Abartmıyorum ya. 6 tane yeni mail attığımı hatırlıyorum. Hepsi şöyle dönüş yapıyor. Geri bildirimiz için teşekkür ederiz. Ama bir isim vereceğim. ÇAP yayınlarına sonsuz teşekkür ederim. 2018'de ya çok ufak bir düzeltmeyi mesaj attığımda bana teşekkür ettiler. Kitabın kapaklarında, yani duyurularında, sosyal medyalarında bile teşekkür ettiler. Yani burada ben o yayın evine mesaj attığımda amacım o yayın evini asla zedelemek değil ki. Ya demek ki olur, insanlık halde. Mesela ben de ikinci gün kampında birinci 1 saat 6. dakikalık videoda yorum öğrenci atmış. Hocam demiş, dikkat eksikliği olmuş orada. Olur belir, kusura bakmayın. En yaygın olan adezyon sorusunda Y'yi kabul etmişim, Z'ye olmayacak mı demiş. Şimdi ben oraya, sen ne bilirsin diye yapmıyorum. Evet doğru, kusura bakma kardeşim, teşekkür ederim bilgilendirme için diyorum. Olur. Mesela yine bilindik bir yayına bir isim vermeyeyim. Aynı soruyu iki farklı sayfada basmış. Ben de kibarlıktan dolayı bir mail attım. Aradım. WhatsApp numaralarını yönlendirdiler. İki gün sonra dönüş yaptılar. Teşekkür ettiler. Hocam örnek kitap göndermek istiyoruz dediler. Rica ederim dedim ben de. Ne demek? Yani olur, insanlık halidir. Bakın dikkat edin. TYT kitabınızda varsa yapmayın arkadaşlar. Niye? TYT demek ne demek? Dil sınıfı girecek. TM sınıfı girecek. Sözel grubu girecek. Bunlar. Ya hocam zaten 11'de anlatıyoruz ne de olsa. Verelim. Ya ama TYT sınavına 11'de fizik görmeyen arkadaşlarımız da girecek. O yüzden tavsiyemdir. Sayısal da olsan kuraldan çıkmayalım arkadaşlar. Yay bir tane olacak. Yay bir tane olacak. Yay bir tane olacak. Uzun, kısa, ince, ağır, önemli değil. Bir kuvvet etkisinde şekli değiştiren, kuvvet ortadan kalktığında ise eski haline gelebilen cisimlere esnek cisim denir. Lastik gibi, yay gibi, kauçuk gibi, sünger gibi maddeler, buna örnek verilebilir. Sıkıştırılmış veya gerilmiş yay, uzatılmış lastikte potansiyel enerji vardır. Bu potansiyel enerjiye ben esneklik potansiyel enerji diyorum. Yayın sıkışmamış veya gerilmemiş. Yani normal saf durumuna ben denge konumundaki durumu diyorum. Yaya bir kuvvet uygulandığında yay sıkıştırılabilir ya da gerilebilir. Uygulanan kuvvet ne kadar fazla ise uzama ve sıkışma miktarı, yani x, o kadar fazla olur. Arkadaşlar bir Hook yasası vardır. Sadece biliniz, F eşittir K çarpı x. Yayı ne kadar fazla kuvvet uygularsa o kadar fazla gerilir ya da o kadar fazla uzar. Burada x gerildiğinde de sıkıştırıldığında da aynıdır. Sadece yönü farklıdır. Önemli değil. Gelelim yay sabitine. Yayı uzatmak ve sıkıştırmak sırasında uzunluk başına düşen kuvvettir. Yumuşak bir yay sert yaydan daha esnektir. O yüzden sert yayın yay sabiti daha büyüktür. Şöyle düşünün. Bu bir kalem. Bu kalemi kırmak mı daha kolay? Yoksa bu kalemin yarı uzunluğundaki bir kalemi kırmak mı? Tabii ki de uzun kalemi. O yüzden yay sabitini bir direnç gibi görün arkadaşlar. Ben de diyorum ki burada çok önemli bir bilgi. Yayın boyu kısaltılırsa yay sertleşir, yay sabiti büyür arkadaşlar. Ters orantılıdır. Bilgi olarak verdim. Asıl detaylarını AYT'de göreceğiz. Ama TYT'de de yorum sorularında bazen geldiği için ekledim. Esneklik potansiyel enerjisi. Arkadaşlar sıkıştırılmış ya da uzatılmış bir yayda depolanan enerjidir. Formülü ise 1 bölü 2 K x karedir. K burada yay sabiti, x kare ise uzama ve sıkışma miktarıdır. Yay sabiti i katını çıkarsa esneklik potansiyel enerji de formülden dolayı i katını çıkacaktır. Ama uzama miktarı i katını çıkarsa potansiyel 4 katına çıkacaktır. 1 bölü 2 K x kareden. Devam ediyorum, artık sorularımı çözeyim arkadaşlar. Evet, konumuzu güzelce anlattık. Mekanik enerjiye kadar soru çözümümüz mevcut. Gelin bakalım. İplerle tavana bağlı sırasıyla P ve 2P ağırlıklı XY cisimlerinin bağlı olduğu ipler kopuyor. Başlangıçtaki yargılanan hangileri doğrudur? Başlangıçta X ve Y'nin yere göre potansiyel enerjileri birbirine eşittir. Formülüm neydi arkadaşlar? MGH. İp gerilmesinde taşır, ağırlık taşır.
O zaman G çarpı H yapıyorum. Bak P ağırlıklıymış. Yani G. Burası 2G. G çarpı 2H. 2G çarpı H. Evet, birinci öncülüm doğru. Cisimler yeri gelinceye kadar yer çekimi kuvvetinin cisimler üzerinde yaptığı işler MGH eşittir. Doğru. İple tavana bağlı şekilde dengede duruyorlarken ip gerilme kuvvetleri ağırlık kuvvetlerine eşittir. Evet arkadaşlar, ipler sadece ve sadece ağırlık taşır. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Geçtim. Sürtünmesi eğik düzlemin alt ucunda durmakta olan M kütleli cisim büyüklüğü 3G MG olan eğik düzleme paralel ev kuvveti ile 2H'lık yol boyunca çekilerek düşey doğrultuda H yüksekliğinden geçiyor. F eşittir 2 3MG'miş. Evet. Yol sonunda cismin kinetik enerjisi 5MG olur. Yapılan iş enerji değişimidir arkadaşlar. Yapılan iş enerji değişimidir. Ne kadar iş yapılmış? 3MG çarpı 2H. İki tane enerjim var. Biri kinetik. Kinetiği soruyor zaten. Potansiyel ise arkadaşlar kütle M olduğu için, yer çekimine göre yüksekliğim H olduğu için MGH. Birinci öncülüm doğrudur. Kuvvetin yaptığı iş pozitiftir demiş. Çünkü burada işi yer çekimine karşı yapıyorum. Doğru. Yol sonunda yer çekimine karşı yapılan iş 6 MGH olur. Yer çekimine karşı yapılan iş arkadaşlar MGH olacak. Yani 3. öncülüm yanlış. 1 ve 2 D şıkkı bu sorumuzun doğru cevabıdır. Geçtim. Kütlesi M olan özdeş cisimler ve özdeş yerler ile hazırlanan şekildeki kütle yer sistemleri F eşittir MG büyüklüğündeki kuvvetlerle dengedeymiş. Sürtünmeler önemsenmediğine göre yaylarda depolanan esneklik potansiyel enerjileri arasındaki ilişkiyi sormuş bana. Öncelikle formüllerimi bir yazayım. Esneklik potansiyel enerji formülüm 1 bölü 2 K x kare. Ama K'yi biliyorum. Özdeş yaylar demiş. Buraya K dersem buraya da K derim. Ama x'i nasıl bulacağım? Yardıma kim geldi? Hulk geldi. Hulk. Hulk yasası aslında ama ben Hulk diyeyim arkadaşlar buraya. F eşittir. Şöyle görünmüyor olabilir. F eşittir K çarpı x. Yani anam baktım göremedim ben arkadaşlar. Buradan bakalım. Öncelikle şekil 1'de sadece F kuvvetiyle y'yi sıkıştırmışım. F eşittir K çarpı x1. Şekil 2'de ise F mg, cismin ağırlığı da mg. Şekil 1'de niye cismin ağırlığını almadım? Çünkü tepki kuvveti tarafından dengeleniyor. 2 mg eşittir k çarpı x2. Arkadaşlar taraf tarafa oranladığımda x1 x ise x2 nedir? 2x'dir. Formülümü hatırlatayım direkt. 1 bölü 2 kx kare formülümü yazdım e x için. E y için ise arkadaşlar 1 bölü 2 k 4x karedir. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı 1 bölü 4 olacaktır. Devam ediyorum. Yay sabiti k olan özdeş yaylar denge konumundayken yaylara g, 3g ve 5g ağırlığında yükler asılıyor. Yaylar dengeye geldiğinde depolanan potansiyel enerjileri sormuş bana. Arkadaşlar yine Hooke yasasından bakıyorum. F eşittir k çarpı x. Burada yayı gerdiren kuvvet g eşittir k çarpı x1. 3g eşittir k çarpı x2 ve 5g eşittir k çarpı x3'tür. Ben buradan baktığımda x1'e x dersem x2'ye 3x, x3'e ise 5x derim. Evet, yaylar özdeş. Burayı asla kaçırmayın lütfen. Sorularımızda değişiklik olabilir arkadaşlar. Sizin kendi çözdüğünüz sorular illa böyle yayların özdeş olduğuna dair olmaz. Oradan yine aynı Hooke yasasından yapabilirsiniz. Evet, formülüm 1 bölü k, 1 bölü 2 k x kareydi. 1 bölü 2 k'ler aynı. Uzama miktarı fazla olanın enerjisi de fazladır. 3, 2, 1 sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Geçtim. Boyutları aynı. Kendi işlerinde türdeş ve kütleleri sırasıyla K, L ve M olan K, L, M cisimleri üst üste konulmuş yerçekim potansiyel enerjileri arasındaki büyüklük. Arkadaşlar K'nin buradan alırım, L'nin buradan alırım, M'nin buradan alırım, K'nin buradan alırım, M'nin buradan alırım, L'nin buradan alırım. Ben H demek istiyorum. Şöyle bir işlem yapayım arkadaşlar. E1 eşittir. Şurası MK'di değil mi? MK çarpı G çarpı 3H ağırlık merkezlerine alınır demiştik ya. ML çarpı G çarpı H. E2 için konuşalım. MK G çarpı H artı MM G çarpı 3H. Bir de M E3 için konuşalım gençler. E3 eşittir. Çünkü 2017 olması lazım. Çıkmış sınav sorusuna çok benziyor. ML çarpı G çarpı H artı
m çarpı g çarpı 3h. Bakın burada ilişki 1'e mi büyükmüş? 1'de ne var arkadaşlar? K ve L var. 3 ikinciymiş, 2 en küçükmüş. Bakın K yazdım, L yazdım, M yazdım. Arkadaşlar şöyle hesaplayalım. 1, K hem 1'de var hem 1'de şöyle diyelim. Hatta şuraya yazmasak da olur. Şöyle hesaplayalım. Burada çok çok yoğun gitmek istemiyorum size karşı. 3K artı L büyükmüş. 3'e bakıyorum. L artı 3M o da büyükmüş arkadaşlar. 2 ne oluyor? K artı 3M. Bakın burada sıralamayı yaptım. Evet K'nin 3 katı var ama L tek başına en büyük. O zaman L en büyüktür. Bakın K ortada, yani L, K, M. Bir dakika, bir yerde M olacak, yanlış mı yaptık? Yok, doğru yaptık. L, K, M. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır gençler. Geçiyorum. K ve L araçlarının T anındaki kinetik enerjilerinin oranını sormuş bana. Kinetik enerji formülü nedir arkadaşlar? Evet doğru diyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. 1 bölü 2 m v kareydi. Kütleleri vermiş. Peki hıza nereden ulaşacağım? Nereden ulaşacağım hıza? Hareketten. 3. günden ulaşacağım. Hemen gidip 3. günümüzle hareketten güzelce ulaşacağım. Arkadaşlar x eşittir v çarpı t idi ya. Artık x bölü t v'yi verecek. Bakın burası v ise ve burası da v. Çünkü konum değişimi bölü zamanlar eşit. Evet 1 bölü 2 mv karelerde kütleleri artık benim cevabımı belirleyecek. Çünkü hızları aynı. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı 1 bölü 2 olacaktır. Grafik mantığını bir daha anlatayım size. MTR olsun. X ve A. Sağa gittik eğim alırız. Sola gittik alan alırız. Konu zaman grafiği verilmiş. Hıza gitmem lazım. Eğim alacağım. Devam ediyorum gençler. Yatay düzlemde bulunan şekil 1'deki kapalı kapta H yüksekliğinde sıvı varken sıvının yere göre yerçekim potansiyel enerjisi E oluyormuş. Biraz daha böyle yukarı tarafında, genişe yakın tarafında bir yüksekliğim var arkadaşlar benim. H üssü dedim ben ve M, G, H üssüne E diyorum. Kap şekil 2'deki gibi ters çevrilirse. Arkadaşlar ne olacak? Artık taban daha geniş olduğu için kabın içindeki kütle asla değişmeyecek ama yükseklik azalacak. Bu yükseklik azalıyor. Şimdi tüm yükseklik azalıyorsa zaten geniş kısma daha yakın olduğu için H üssü de azalmıyor mu gençler? Şurada H üssü de. H üssü üssü küçüktür H üssünden. O zaman ikisi de azalır. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Devam ediyorum. Öğretmenin notu neymiş? Kuvvetlerin cisim üzerinde T sürede cisme kazandıracağı enerji cismin ivmesinin artmasıyla artar demiş. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa cismin T sürede kazandığı enerji kesinlikle artar. Aklıma gelen formül yapılan iş enerji değişimine eşittir. F net çarpı X eşittir enerji değişimi. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan M kütleli cisme T süre boyunca sabit F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulandığında cisim E kadar enerji kazanmaktadır. Şimdi arkadaşlar burada F1 mi kazanıyor, F2 mi kazanıyor bilmiyorum. Sadece bildiğim F1 F2'ye eşit büyüklükte değil. F1 eşit büyüklükte değil F2'ye. O yüzden ben F1'i artırmalı mıyım? F2'yi azaltmalı mıyım? F1'i azaltıp F2'yi mi artırmalıyım sorularına soru işaretini bırakırım. Tek bildiğim şey kütle azalırsa ivme artar. İvme artarsa zaten burada yazıyor. T sürede cisme kazandıracağı enerji ivmesinin artmasıyla artar. Çünkü ivme artarsa hız değişimim artar. Yani son hızım artar. Evet kütle azaldı ama hız karesiyle artacağı için kinetik enerjim kesinlikle artacaktır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı, yalnız 2 olacaktır. Devam ediyorum gençler. Evet gelelim enerjinin korunumuna. Koruyup kolluyoruz. Hiç kimselere de vermiyoruz. Doğada hiçbir enerji türü yoktan ortaya çıkmayacağı gibi var olan enerji de yok olmaz. Ben koruyacağım enerjimi, kimselere paylaşmayacağım. Ancak enerji türleri birbirlerine dönüşebilir. Mesela bu pillerde kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesi gibi. Yediğimiz besinlerden aldığımız enerjiler hareket ve ısı enerjisine dönüşür. Barajlarda suyun potansiyel enerjisi harekete, hareketle elektriğe dönüşür. Rüzgar santrallerinde rüzgar enerjisi elektriğe dönüşür, dönüşür, dönüşür. Arkadaşlar karıştırmamanız gereken bir ifade var. Toplam ile mekaniği asla karıştırmıyoruz. Enerji türleri neydi? Sadece aklıma gelenler. Basın, ışık, bakın ışık, ısı, güneş, su, dalga, potansiyel, kinetik birçok enerji kaynağı var, türü vardı. Ama mekanik enerji sadece iki tane enerjinin toplamına eşit. Bunlar kinetik ve potansiyel. Potansiyel deyince aklımız her zaman MGH geliyor değil mi?
Maalesef ki bu da bir kavram yanılgısı. Arkadaşlar 1 bölü 2 kx kare de potansiyel enerjidir. Sürtünme yoksa ve sisteme de dışarıdan bir kuvvet etki etmiyorsa mekanik enerji korunur ve değişmez. Sürtünme sistemlerinde mekanik enerji korunurken cismin potansiyel enerjisi azalıyorsa kinetiği artar, kinetiği azalıyorsa potansiyeli artar. Bir şekil üzerinden göstermeyeceğim, örnek vereceğim. Ama önce bir gösterelim arkadaşlar. Öyle çok detaylı şekil üzerinden tabii ki de göstermeyeceğim. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda belli bir yükseklikten serbest bırakılan cismin potansiyel enerjisi kinetiğe dönüşür. Gelin biz potansiyeli bir kinetiğe dönüştürelim, bir de kinetiği potansiyele dönüştürelim. Ama ilk başlangıçtaki potansiyel tek olsun, ilk başlangıçtaki kinetik de tek olsun. Eğer bir sistemde sadece potansiyel varsa, yani havadan serbest bırakıldığında belli bir yükseklikten yere çarptığındaki hızını soruyorsa, başlangıç potansiyel en sondaki kinetiğe dönüşecektir, m'ler gidecektir. Arkadaşlar, yere çarpma hızı kök içinde 2g h'a bağlıdır. Ya da çıkabileceği maksimum yükseklikte v kare bölü 2g'ye bağlıdır. Ne cismin çıkabileceği yükseklik ne de yere çarpma hızı kesinlikle kütleye bağlı değildir. Tabii ki de hocam bazı durumlarda hem kinetik hem potansiyel oluyor. Yapacağımız işlem şu. Sürtünme var mı? Yok. Tamam. Dış bir kuvvet var mı? Ya dış kuvvet ne demek hocam? Şimdi arkadaşlar normal şartlarda ben yokuş çıkarken hızım azalmaz mı benim? Azalır. Ben yokuş inerken hızım artmaz mı? Artar. Normal şartlarda böyledir. Bazen uçaklar örnek vereyim. Uçak yukarıya doğru havalanırken hızı azalması lazım değil mi? Ama dış kuvvet etki ediyorsa azalmıyor. Şimdi yokuş çıkarken yüksekliğe artınca kinetiğin azalması lazım hızının. Ama diyor ki bana sabit hızla yükselmekte olan uçak hem potansiyel artıyor hem kinetik değişmiyor. O zaman mekanik enerji değişir. Unutmayın arkadaşlar. Ama sistem sürtünmesizse ve dış kuvvet etki etmiyorsa hareketin tamamında yokuşta aşağıda eğik düzlemde tamamında mekanik enerji korunur. Varsa kinetik artı potansiyel yoksa da sadece kinetik ya da sadece potansiyelin toplamı mekanik enerjiye eşittir. Evet hep sürtünmesiz ortamlardan bahsettik. Şimdi gelelim sürtünmeli ortamlara. Arkadaşlar sürtünme bana ne yaptırır? Sürtünme benim mekanik enerjimi azaltır ve sürtünmenin yaptığı iş ısı enerjisine dönüşür. Unutmayın yapılan iş enerji değişimine eşitti. Sürtünme varsa mekanik enerjim azalacaktır. Bir not yazalım. Ondan sonra sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Bir cismin hızı yatay yolda azalıyor ise yatay yol kesinlikle sürtünmelidir. Bir cismin hızı yatay yolda azalıyor ise yatay yol kesinlikle sürtünmelidir. Ya da bir kuvvetle itmeme rağmen cisim sabit hızla gidiyor ise yatay yol kesinlikle sürtünmelidir. İki ihtimal var. İlk sorumuza gösterelim. K ve M noktalarından V hızıyla geçen cisimler KL ve MN yollarında sabit hızlarla ilerlemektedir. KL yolunda bir kuvvet var mı? Yok. Demek ki cismin sabit hızla ilerlemesi Newton'un birinci yasasına göre arkadaşlar eylemsizliğe göredir. KL aralığı kesinlikle sürtünmesizdir. Ama MN aralığında cismin başlangıçtaki potansiyel enerjisini kaybedip kinetiğe dönüşmesi lazımdı. Ve aslında hızın artması lazımdı. Hız artmıyorsa demek ki kesinlikle sürtünme vardır. Sürtünme varsa mekanik enerji değişir arkadaşlar. Üçüncü öncülüm doğru. İkinci öncülüm yanlış. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Geçtim. Hava sürtünmesi önemsenmediğine göre yere çarptıklarında sahip oldukları kinetik enerjileri sormuş. Kütleleri sırasıyla 2m, m ve m'miş. Arkadaşlar başlangıç potansiyel enerjileri bu cisimlerin mekanik enerjileridir. Ve sürtünme yoksa burada hava sürtünmesi önemsenmediğine göre diyor. O zaman tüm enerji en son durumda kinetiğe dönüşecektir. Bakalım Ex için konuşuyorum. Potansiyel enerji 2mg3h. Ey için konuşuyorum. Mg2h. Ez için konuşuyorum. Mg3h. Başlangıçtaki enerjilerin hepsi, potansiyel enerjilerin hepsi kinetiğe dönüşüyor. O zaman sorumuzun doğru cevabı X, Z, Y. A şıkkı olacaktır gençler. Devam ediyorum. Düşey kesiti verilen yolun K noktasından V hızıyla atılan cisim L ve M noktalarından da V hızıyla geçtikten sonra N noktasında durmaktadır. Buna göre hangi aralıklarda cismin mekanik enerjisi değişmemiştir? Bakın arkadaşlar şimdi öncelikle yokuştan aşağı bırakılan bir cismin başlangıç potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşecektir. Ki normalde de yokuş aşağı düşen bir cisim, yokuş aşağı inen bizler de araçla herhangi bir cisiminde hızın artması lazım. Burada hız artmış mı arkadaşlar? Artmamış, sabit. Demek kesinlikle burada bir sürtünme var. Yataydaysa arkadaşlar
hızımın değişmemesi lazım. Burada sürtünme kesinlikle yok ama burada azaldığı için sürtünme kesinlikle var. Mekanik aracı değişmiyorsa bana sürtünmeyi soruyor. Sürtünmesizdir artık. Yani LM A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Devam ediyorum. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda. Hemen sürtünmelerin önemsenmediğinin altını bir karalayalım. Şekildeki konumlarda tutulan, P ve R cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri eşitmiş. Neydi formülüm? MGH. Evet, P2M ise RM'dir arkadaşlar. Bakın, cisimler serbest bırakılınca yere çarpma hızlarını sormuş. Başlangıç potansiyel enerjilerin hepsi kinetiğe dönüşmeyecek mi? Dönüşecek. Arkadaşlar, 2MGH eşittir 1 bölü 2 2M VP'nin karesine dönüşecek. MG2H da 1 bölü 2 MVR'nin karesine dönüşecek. Yani kütleler benim için önemsiz gençler. Kütleler önemsiz. 1 bölü 2'ler gidecek. Yapacağım işlem karesinin oranları 1 bölü 2'dir. Ama karekök için aldığımda 1 bölü kök 2 C şıkkıdır. Bazen eşleniyle çarpar. O da kök 2 bölü 2 olacaktır. Ama ben olsam matematikle uğraştırmam arkadaşlar sizi. Matematik burada bizim için aslında çok önemli değildir. O yüzden ben diyorum ki 1 bölü kök 2'dir cevap. Ben olsam 1 bölü kök 2 eklerdim. Burada da Hız ve Renk Yayınları yazarları çok selam olsun. Biltan hocama, Özgür hocama, Fatma hocama, İbrahim hocama, Ömer hocama. Tüm yazarlara, tüm çalışanlarına selam olsun. Bence benim yapmak istediğim gibi yapmışlar. Kendilerine teşekkür ederim. Evet, mükemmel bir soru. Demiştim ya videonun başında yere göre referans noktaları çok önemli diye. Tam öyle bir soru. Hava direncinin önemsenmediği ortamda P ve R cisimleri serbest bırakılınca P cismi basamağa, R ise yere çarpıyormuş. Arkadaşlar bakalım bize verilen sorularda kökler neler? Yere göre potansiyel enerjileri. Yere göre ise burayı alırım. Arkadaşlar yere göre potansiyel enerjilerinde P için konuşursam 2MG2H. R için konuşursam MG2H. O zaman eşit olmaz. Yüzeylere çarpma hızları. Şimdi yüzeylere çarpma hızları başlangıç. Şimdi şöyle diyelim aslında biraz daha detaylı anlatalım. MGH eşittir 1 bölü 2 MV kareye dönüşecek. Yani V eşittir kök içinde 2GH olacak. Yüzey dediğim ifade burası H, burası 2H. Arkadaşlar yüzeyleri kendi yüzeyleridir. Basamak ve yerlerdir. Olmaz. Yüzeylere çarpma kinetik enerjilerinde ise yüzeylere çarparken ki başlangıç potansiyel enerjilerine bakarım. 2MGH, MG2H. İşte doğru cevabım yalnız 3 C şıkkı olacaktır gençler. Devam ediyorum. Düşey kesici şekildeki gibi olan eğrisel kaykay pistinin her aralığında sürtünmeye harcanan enerji eşit miktardadır. K noktasından kendisini serbest bırakan sporcu R noktasına kadar çıkabiliyor. Başlangıçta K'den serbest bırakılıyorsa S'ye çıkmamasının tek sebebi zaten ortamın sürtünmeli olması. Evet bakalım başlangıçta ne kadar bir enerjim var. Arkadaşlar 3MGH potansiyelim var. 2MGH en son durumdaki potansiyelim artı sürtünmeden dolayı açığa çıkan ısı enerjisi. Evet ben buradan ısı enerjisinin MGH olduğunu gördüm. 1, 2, 3, 4, 5 yani her bölme yazalım buraya. Her bölme MGH bölü 5 yiyor arkadaşlar benim için. Unutmayın. Her bölme MGH bölü 5'lik bir enerji kaybına yol açıyormuş. Bana diyor ki R'den geri dönüşünde sporcu kesinlikle arkadaşlar L'ye çıkamaz zaten. Çünkü sürtünme var. M'ye çıkar mı diye bakalım M'ye. Şimdi M'ye çıkması için başlangıçta 2 MGH potansiyel enerji var. M noktasında MGH var ve sürtünmeden dolayı açığa çıkan enerji burada 1, 2, 3'ten 3 MGH bölü 5. Eşitlik sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Demek ki M'yi birazcık geçecek. Doğru cevap C şıkkı LM arası olacaktır. Geçiyorum. Düşey kesiti verilen sürtünmesiz yolun süper bir soru. Tam ÖSYM sorusu arkadaşlar. Karşınızda aslında 2023'ün MSYU ya da TYT sorusu var. Sınavda bana çok dua edersiniz. M kütleli bir cisim V hızıyla atıldığında P'ye ancak çıkabiliyormuş. R'den zıt yönde atılan MX kütleli cisim için hangileri doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar. Başlangıç kinetik enerji 1 bölü 2 MV kare. MGH yani yer çekim potansiyel enerjisine dönüşecek. Burada H eşittir V kare bölü 2G arkadaşlar. Öncelikle bunu unutmayalım. Kütle önemli mi? Kütle kesinlikle önemsiz.
Ben bakıyorum. Buradaki M kütleli cisim V hızıyla atıldığında P'ye çıkması ne demek biliyor musunuz? V kare demek H demek arkadaşlar. Evet. Öncelere bakıyorum. Vx 2V ise 2V 4V karedir. 4V kare 4H olacak. T diyor. Hayır. W olması lazımdı. Yanlış. İkinci öncülde V bölü 2 demek arkadaşlar. V kare bölü 4 demek. O da H bölü 4'e gider. H bölü 4 S'ye kadar olmaz. S'nin baya baya aşağısında olacak. İkinci öncülümde yanlış. 2V ise 4H demiştik. 4H W demiştik. Üçüncü öncülüm yalnız 3. Sorumuzun doğru cevabıdır. Devam ediyorum. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda masa üzerinden şekildeki gibi 5 metre bölü saniyelik düşey hızla yukarı doğru atılan silginin atıldığı noktaya göre dönme hareketi yapmadan çıkabileceği maksimum yüksekliği sormuş. Başlangıçta ne var arkadaşlar? Sadece ve sadece kinetik enerjim var. 1 bölü 2 m v kare. Neye eşit? M g h'a eşit. G'ler m'ler gidiyor burada. Burada h'ı yalnız bıraktığımda v kare bölü 2 g'dir. Artık matematik işlemi yapıyorum. Hızımın karesi 25. 2 çarpı 10. Yani 25 bölü 20. 5 bölü 4. Sorumuzun doğru cevabı c şıkkı olacaktır. Devam ediyorum. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun k noktasından serbest bırakılan m kütleli cisim esneklik sabiti k olan yayı en fazla x kadar sıkıştırmaktadır. Öncelikle x neye bağlıdır demiş. Başlangıç potansiyel enerjim mgh, son durumda tek enerjim olan 1 bölü 2 k x kareye bağlı arkadaşlar. Tek dönüşüm bu olacak. Bakıyorum burada. Cismin bırakıldığı yükseklikle doğru orantılı. Şöyle yazalım. M kütlesiyle doğru orantılı. Esneklik yay sabitiyle ters orantılı. Üçüne de bağlı. Nasıl bağlı olduğunu da söyledim. Başlangıçta belli bir hızı da olsaydı ilk enerjim kinetik artı potansiyel olurdu. Ama öyle bir bilgi vermemiş bana. Dediğim gibi enerji dönüşümü, burada enerji korunumu çok önemli. Sürtünme yoksa enerji korunumu sağlanır arkadaşlar. Sürtünmeler önemsenmiyor. Sürtünme varsa da enerji ısı enerjisine dönüşecektir. Devam ettim. Düşey kesti çekirdeki gibi olan yolun K noktasından serbest bırakılan M kütleli cisim LM ve N noktalarından geçerek P'de durmaktadır demiş. Hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar N ile P arası nasıl bir yol? Yatay yol. Yatay yolda durmamın sebebi sürtünme olmasıdır kesinlikle. Direkt NP arasında mekanik enerji azalmıştır. Çünkü ne var arkadaşlar burada? Çünkü hemen yazalım. Ne var? Sürtünme var. Hemen yazalım şöyle. KL noktalar arasında başlangıç potansiyel enerjim kinetiğe dönüşeceği için artar. MN arasında kinetik enerjim potansiyele dönüşecek. Yokuş çıktığım için hızım azalır. Bunlarda sürtünme olmasa da hızım azalacaktır ve KL'de hızım artacaktır. 1 ve 2 sorumuzun doğru. 1, 2, 3 oluyor pardon. 1, 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Devam ediyorum. Düşey kesti şekil 1'deki gibi olan yolda hareket eden M kütleli cismin KL, M ve N noktalarından geçerken sahip olduğu kinetik enerjileri vermiş. Buna göre hangileri doğru olabilir? K'deyken kinetik enerjim ile L'deyken ki kinetik enerjim aynıysa yol kesinlikle sürtünmesizdir. L'deyken M'ye gidiyorum arkadaşlar. LM arasında sürtünme olabilir. Neden? Yokuş aşağı inerken hızım artacak. Ama belki benim hızım 10 artacakken 5 arttı. Belki 20 artacakken 3 arttı. Yani artması normal, sürtünme olabilir ama olmayabilir. Buraya her zaman soru işareti bırakıyorum. Soru olabilir dediği için doğru. Yolun MN bölümü sürtünmelidir. Yatay yolda hızım azalmış ki kinetik enerjim azalmış. Kesinlikle sürtünme var. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı 1, 2 ve 3. Şimdi yaşadığım bölgede bir öğretmenimiz şunu demiş bir tane lisede. Çok da kaliteli bir lise. Arkadaşlar demiş 1, 2 ve 3 şıkları E şıkkında değilse kesinlikle doğru cevaptır demiş. Özel derse gelen bir öğrenci bana bundan bahsetti. Ama buna da çok emin. Çünkü gerçekten o gün çözdüğümüz tüm sorularda 1, 2, 3 E şıkkında dedi ve cevap hep 1, 2, 3'tü. Ben de dedim ki arkadaş, canım benim, inanma. Bak illa ÖSYM bunu yapmaz. Size yemin ediyorum 3 tane kitap çözdüm bunun için. Bakıyorum tek tek. 1, 2, 3 E'de mi? Çözme. C'de mi? Çöz. A'da mı? Çöz. Ya gerçekten tüm sorularda 1, 2, 3 böyle geldi. Sonra aman be dedim, doğrudur dedim. Boş ver, herkes kendi bildiğini yapsın dedim. Bir tane soru takıldı gözüme. Bir baktım 1, 2, 3 A'da, cevap B şıkkı. Ama öyle bir rahatladım ki belki 4-5 saatimi buna harcamıştım. Arkadaşlar ÖSYM çok sever böyle kandırmaları. O yüzden biz kanmıyoruz. Cevap E, tamam.
1, 2, 3 yok E'de. Cevap o mu? Ne gerek var böyle saplantı yapmaya? Hop işlemimizi yapıyoruz. Biliyorsak yaparız zaten gençler. Evet, bir başka soruyla devam edelim. Özdeş ve türdeş küp bloklardan oluşan şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri sırasıyla E1, E2 ve E3'müş. Bunların büyüklük ilişkisini sormuş. Ne demiştik? Ağırlık merkezleri referans alınır demiştik. Ben şöyle demek istiyorum sizlere gençler. Şekil 1 için konuşalım. Bakın şekil 1'de burası 2M. 2MGH dedim. Şu yüksekliğin yarısını H dedim. Her küpün bir kenarı 2H olsun. Burası ise tek başına alacağım. Artı MG 3H olacak gençler. Şekil 2 için konuşuyorum. Burayı ayrı aldım. Burayı ayrı aldım. Alttaki bir tanedir. MGH artı 2MG 3H. 3 için konuşalım. 3MGH oldu. 3'ü de yan yana zaten. Şekil 1'in doğru cevabı arkadaşlar. Bakıyorum. 5. Şekil 2'nin 7. Şekil 3'ün 3. 2, 1, 3. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Devam ediyorum. Afet sonrası İttihaç bölgesine kargo uçağından. Allah korusun afetler yani çok büyük bir doğal afet yaşamadım ama İzmir depremi vardı 2 sene ya da 3 sene önce. Evet 2 sene önce o an ders anlatıyordum. İzmir'e bir 100 kilometre mesafemiz var. İzmir oranın merkezine de depremin olduğu bölgede bir 150 kilometre mesafemiz var. Ben çok sarsılmıştık Salihli. Öyle Adapazarı depremi, Düzce depremini yaşamadım. Zaten o zamanlar çok küçüktüm ama ailem birazcık etkilenmiş. Bunlardan bazen konuşurken duyuyoruz arkadaşlar. Uçağından paraşüt ile atılan yardım paketinin yere doğru sabit hızla düştüğü gözlenleniyor. Sabit hız nedir arkadaşlar? Kuvvet bilgisi F net 0. Paket dengelenmiş kuvvetlerin etkisi nedir? Doğru. Mekanik enerjisi azalmaktadır diyor. Çünkü başlangıçta eğer sürtünme olmasaydı yani dış kuvvet olmasaydı arkadaşlar aşağı doğru inerken potansiyelim azaldığı kadar kinetiğim artacaktı. Burada öyle bir şey yok ki. Potansiyelim azalıyor ama hızım sabit olduğu için kinetiğim sabit, mekanik enerjim azalıyor. Doğru. Pakete yalnızca temas gerektiren kuvvetler etki etmiştir. Burada zaten sabit hıza düşmesini sağlayan arkadaşlar rüzgar. Ama bir cisme her zaman yer çekimi kuvveti yani kütle çekim kuvveti temas etmez mi? Eder. Kütle çekim kuvveti de temas gerektirir mi? Gerektirmez. Yanlış. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı 1 ve 2 olacaktır. Devam ediyorum. Evet, enerjinin %85'lik kısmını güzel bir şekilde bitirdik. Birazcık dinlendikten sonra ise arkadaşlar sözel kısımlara devam edelim. Evet, burada birazcık aslında böyle mola vermiş gibi olacağız. Rahat rahat işleyeceğiz. Sırtımızı dayadık böyle sandalyemize ve sözel kısımları okuyarak aslında ne kadar basit olduğunu anlayacağız. Canlılar birçok hayatı fonksiyonlarını devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Örneğin yürümek, koşmak, uyumak ve daha birçok aktivitenin gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Tabii ki de güzel bir şekilde verimli ders çalışabilmek için de. Sabah kahvaltıları çok önemli arkadaşlar. Uzmanlar bunlarla ilgili çok detaylı ve çok gereksinimli bilgiler veriyor. Sabah kahvaltısı çok önemli. Canlılar bu enerjiyi besinlerden karşılarlar. İnsan vücudu sırasıyla karbonhidrat, yağ ve proteini parçalar ve bundan enerji elde eder. Vücudumuzda besinlerden enerji elde edilirken her basamakta görev alan farklı enzimler vardır. Enerji korunumludur. Yoktan var, vardan yok olamaz. Ama dönüşebilir arkadaşlar. Bunları zaten detaylı olarak anlattık. İnsanlar besinlerden aldığı enerjinin büyüklüğü kadar enerjiyi harcarlar. Yani insan vücuduna gelen enerji çıkan enerjiye eşittir. Çünkü enerji yok olmaz, vardan yok, yoktan var olmaz. Canlı vücudunda enerji üretilirken ısı enerjisi açığa çıkar. Yani canlı vücudu sürtünmeli bir ortam gibi davranır. İnsan vücudu önce karbonhidratı, karbonhidrat bulamazsa yağı, en sonunda proteini parçalayarak enerji elde eder. Yani vücudumuzda yeterince besin varken hala besin almaya devam edersek yağ olarak vücudumuza depolanır ve kilo almaya başlarız. İnsan vücudunun yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu enerjiye bazal metabolizma enerjisi denir. İhtiyaç duyulan enerjiyle tüketilen besinlerden alınan enerjinin dengeli olmasına, dengeli beslenme en sevdiğim, ihtiyaç duyulan enerjinin daha fazla tüketilmesine dengesiz beslenme denir. Ben dengeli beslenirim. Gelelim verime. Doğadaki enerji kaynaklarının tükenmesi insanları yeni kaynakların arayışına itmiştir. Fakat hali hazırda kullanılan kaynakları da kontrollü tüketmenin önemini göz ardı etmemek gerekir. Bunun adına dünya üzerinde yüzlerce çalışma yapılmaktadır. Burada amaç daha az enerjiyle daha çok iş yapabilmektedir.
Yani verimi yüksek makineler üretmektir. Daha az yakıtlı çalışan arabalar. Kanayan yaram. Daha az elektrikli evlerimizi ısıtmak. Kanayan yaram. Ya da daha az enerji harcayan aydınlatma sistemleri. Kanayan yaram. Bu örneklerin hepsi daha yüksek verim ile gerçekleşecek örneklerdir. Evet, gelelim verimimize. Verim bir sistemde yapılan işin o sistemde harcanan enerjiye oranıdır. Yapılan iş bölü harcanan enerjidir. Örneğin evlerde kullanılan elektrikli sobalar diye de gidiyor arkadaşlar. Matematiği unutmuyoruz. Yapılan iş bölü harcanan enerji. Bahsettiğimiz düzeneklerde burada tasarruftan bahsetmiş. Lambaları tasarruflu kullanmalıyız. Sensörlü lambalar kullanmalıyız. Çamaşır ya da bulaşık makinelerini tam dolu kullanmalıyız. Evlerde A++ enerji sınıfı elektrikli aletler kullanmalıyız diye de burayı durdurup okursanız zaten günlük hayatta da yorum yapabiliriz arkadaşlar böyle şeylere. Araçlarda serinlemek için camları açmak yerine klima açmalıyız gibisinden de bilgiler vermiş arkadaşlar. Bakalım, geçtim. Enerji kaynakları. Enerji kaynakları, yani klima açmamalıyız bence. Camları açmak daha mantıklı geldi bana şimdi. İki tane enerji kaynak sınıfım vardır. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları. Arkadaşlar, yenilenemez şunlardır. Kömür, petrol, doğalgaz, yani fosil yakıtlar, nükleer enerji gibi kullanıldıkça tükenen ve kısa sürede yeniden oluşamayan enerji kaynaklarına denir. Burada isimlerinin detaylarını vermiş geçtim. Yenilenebilir ise kullandıkça tükenmeyen, sürekli ve tekrar kullanılabilen enerjilere denir. Enerji kaynağına en iyi örnek güneş ve rüzgardır. Hidroelektrik, jeotermal, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi gibi, hidrojen gibi, güneş enerjisi gibi örnekleri mevcuttur. Ülkemizin birçok bölgesi rüzgar santrali kurulması bakımından elverişlidir. Bu sebeple birçok şehirler arası yolda rüzgar tribünleri yerleştirildiği görünmektedir. Ben üniversiteyi Balıkesir'de okudum. Manisa Salihli'den Balıkesir'e giderken yolda çokça var arkadaşlar. Biz buraya ne diyoruz aslında günümüzde? Büyük vantilatörlerde diyoruz. Rüzgar tribünlerinin dönmesinden evlerimizdeki lambaların ışık vermesine kadar geçen sürede enerji dönüşümü. Işık vermesinin sebebi ışık enerjisidir. Zaten direkt bana ipucunu vermiş arkadaşlar. A gitti. En son ışık enerjisi olacak. Rüzgar oluştukça harekete dönüşecek. Pervaneler dönecek. Pervaneler elektriği oluşturacak. Elektrik de en son evlerimizdeki ampullerin yanmasını sağlayacak. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. X ampulü harcadığı enerjinin %20'sini ışık, %80'i ısıya. Demek ki arkadaşlar X'in verimi %20'ymiş. Y ise %40'ını ışık, %60'ını ısıya dönüştürüyor. Y'nin verimi ise %40'mış. X'in verimi daha fazla demiş birinci öncülüm, yanlış. Y ampulünün verimi daha fazla, doğru. Y ampulü harcadığı 100 jül enerjinin %60'ını ısıya dönüştürür. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3, çok pardon. Yani E şıkkı olacaktır gençler. Devam ediyorum. Soğuk bir kış günü. Kuru beton parkurda yatay yol boyunca bisiklet süren Hüseyin yaptığı ani fren sonrası durup tekerleğe dokunduğunda tekerleğin ısındığını fark ediyor. Bu gözlem sonucunda sonuçlarının hangilerine ulaşılamaz? Pedal çeviren Hüseyin uyguladığı kuvvet yönünde bisiklete yol aldırdığı için kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultuda olduğu için fiziksel anlamda iş yapar. Bir cisim üstünde iş yapılırsa potansiyel enerjisi artar. Artabilir. Evet, ama arkadaşlar buradaki Hüseyin adlı arkadaşımız yatayda yol alıyor. Yani yer çekimindeki yüksekliği değişmiyor. Bu ifade doğru ama ulaşılamaz gençler. Cevap B şıkkı ama diğerlerini de yorumlayalım tabii ki de. Bir cisim üstünde sürtünme kuvveti iş yaparsa tabii ki de ısı enerjisine dönüşecektir. Isı kaynağı olmadan sürtünme enerjisi sayesinde cismin sıcaklığı artırılabilir. Bir cisim üzerinde iş yapılıp cisme aktarılan enerji burada başka enerji türlerine dönüşebilir. Kinetik enerjiye dönüşmüş. Kinetikli sürtünmeye dönüşmüş arkadaşlar. Yani ısı enerjisine. Cevabın B şıkkı doğru ama ulaşılamaz. Devam ediyorum. Bir atölyede bulunan KLM makinelerinin çalışması için gerekli enerji E1, sürtünmelerden dolayı boşa çıkan enerji E2'ymiş. Arkadaşlar verimlerini sormuş. Verim neydi verim? Yapılan iş bölü harcanan enerjiydi. Doğru mu? Yapılan iş burada 900. Yapılan iş burada 1600. Bakın formülü göstereyim ben size tekrardan. Yapılan iş bölü harcanan enerji. Burada ne yapacağız arkadaşlar? 900'ü 1200'e böleceğiz. Yani 3 bölü 4. 1600'ü 2000'e böleceğiz. 4 bölü 5.
15 bölü 16 olur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Devam ettim. Yukarıda kare, yuvarlak ve üçgen sembolleriyle belirtilen bilgilerde bahsedilen enerji kaynakları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Organik malzemelerin yakılmasıyla elde edilen bir enerji kaynağıdır. Tabii ki de biyokütle arkadaşlar. Suyun akış hızından dolayı sahip olduğu kinetik enerjinin barajlardaki türbinlere iletilmesiyle elde edilen enerji kaynağıdır. Hidroelektrik baraj santralleri var. HES yani hidroelektrik enerjisi. Füzyon reaksiyonları sonucunda üretilen enerjinin elektromanyetik dalgalar aracılığıyla dünyamıza iletildiği enerji kaynağıdır. Arkadaşlar tabii ki de güneş enerjisi. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Dünya üzerinde kullanılan elektrik enerjisinin üretildiği kaynaklara ait dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu tablodaki verilerden yola çıkarak yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Bakalım. Yenilenemez enerji kaynaklarından elektrik üretimindeki payı en yüksek olan doğalgazdır. Şimdi arkadaşlar kömür var burada. Kömür yenilemez. Birinci öncülüm yanlış. Kömürün elektrik üretimindeki payı petrolün elektrik üretimindeki payından fazladır. Zaten grafikte bunu vermiş tabloda. Doğru. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki toplam payı yenilenemez enerji kaynaklarındakinden büyüktür demiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi doğalgaz yenilemez. Kömür yenilenemez. Zaten direkt 60 geldi. Üçüncü öncülüm yanlış. Yalnız 2 B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Devam ediyorum. Artan nüfus dünya nüfusuyla birlikte insanoğlunun enerji kaynaklarına duyduğu ihtiyaç da gün geçtikçe artmaktadır. Yeni enerji kaynakları bulmak için çalışmalar devam ettiği gibi mevcut enerji kaynaklarının da verimini artırmak için birçok çalışma yapılmaktadır. Buna göre tabii çok yapıyoruz. Çok bacalar, dumanlar neyse. Buna göre işlemlerinden hangileri enerji tasarrufu için yapılması gerekenlere örnek olarak gösterilebilir. Isı yalıtımı iyi olan binalar inşa etme. Verimi yüksek elektrikli ev eşyaları kullanma. Fosil yakıtların kullanımını artırma. Aynen. Fosil yakıtlar aynen arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı tabii ki de B olacaktır. Biraz karma sorular. Sonra çıkmış sınav sorularına benzer sorular. Ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane sorumuz kaldı. Yer çekimi ivmesi G olduğuna göre cismin hareketiyle ilgili grafiklerinden hangileri doğrudur? Hava sürtünmelerinin önemsenmediği ortamda M kütleli bir cisim şekildeki gibi 2H yüksekliğine serbest bırakılıyor. Sürtünme önemli mi? Değil. Dış kuvvet var mı? Yok. Mekanik enerji ne olacak arkadaşlar? Mekanik enerji korunacak. Mekanik enerji bir de korunmamış. Yanlış. Başlangıçta sadece potansiyel enerji var. Bu potansiyel enerji arkadaşlar bakın 2MGH evet yükseklik azalacak. Kinetik artacak. Evet kinetik artıyor ama peki kinetik böyle mi artıyor? Arkadaşlar şimdi cismin MGH eşittir 1 bölü 2 M V kare doğru mu? Cismin her hızı aynı mı olacak? Yani buradan V ile geçiyorsa buradan 2 V ile mi geçecek? Tabii ki de bu parabolik olarak kinetik enerjiden dolayı artacak. Hızı V 2 V diye artıyor ama kinetik enerjiden dolayı parabolik artıyor. Sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 C şıkkıdır. Düşey kesti şekil 1'deki gibi olan kapta birbirine karışmayan gliserin, su ve yağ bulunmaktadır. Gliserin, su ve yağın yere göre potansiyel enerjileri EG, ES, EY'dir. Kap şekil 2'deki gibi ters çevrilip denge yeniden sağlandıktan sonra EG, ES ve EY'nin değişimleri için hangisi doğru olur demiş. Arkadaşlar, öz kütle mantığı. Gliserinin öz kütlesi sudan büyük, o da yağdan büyük. İkinci günde bunu detaylı anlatmıştım. Altta kalır. Gliserin yine altta kalacak ama yükseklik biraz daha fazla olacak. Su arkadaşlar biraz daha yükselecek. Yağ çok yükselecek. Yani aslında üçünün de yüksekliği artacak. Üçünün de H'ı artacak. Yerçekim potansiyel enerjileri de artmış olur. Çünkü taban burada arkadaşlar ne oluyor? Daraldığı için yükseklik artacak. Devam ediyorum. Düşey kesti şekildeki gibi olan X ve Y cisimleri sürtünmesiz sistem serbest bırakıldığında X'in potansiyel enerjisi zamanla azalıyormuş. Demek ki sistem şöyle hareket ediyor arkadaşlar. Yani X'in ağırlığı Y'den büyük. O zaman Y'nin mekanik enerjisi artar mı? Y yukarı gidiyor. Hocam sistemin korunmaz mı? Evet bak sistemin korunur. Ama Y yukarı gidiyor. Tabii ki de bir hızı artacak. Hızı arttığı için kinetiği artacak. Bu yüzden de
H arttığı için de potansiyeli arttığı için mekaniği artacak. X'in mekaniği azalacak. Sistemin mekaniği değişmemesi için. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Devam ediyorum. Yatay düzlemin K noktasından 3 V hızıyla atılan M kütleli bir cisim LM ve N noktalarından sırasıyla 2, 2 ve 1 büyüklüğündeki hızlarla geçiyor. Başlangıçtaki enerjim karesi olduğu için 9 E dedim. Burada 4 E diyorum. 1 bölü 2 M ve kare. Burada 4 E diyorum. Burada E diyorum. KL'de ısıya dönüşen enerji değişimidir. Yani 5 E arkadaşlar. LM'de sürtünme yok. MN'de ise 3 E. Birinci öncülüm yanlış. İkinci öncülüm. KL arasında ısıya dönüşen enerji MN arasında ısıya dönüşen enerjiden büyüktür. Doğru. Üçüncü öncülüm LM arasında sürtünme yoktur. Doğru arkadaşlar. Çünkü bir hız kaybı yok. Yani enerji kaybı yok. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 E şıkkı olacaktır. Devam ediyorum. Süper bir soru daha. Sadece LM bölümünün sabit sürtünmeli olduğu yatay düzlemin K noktasında duran M kütleli cisme F büyüklüğündeki kuvvet şekildeki gibi yatay olarak KLM yolu boyunca uygulanıyor. Cisim M noktasında durduğuna göre sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü sormuş. Arkadaşlar cisme şu an ne etki ediyor L'ye kadar? Sadece F çarpı 5x etki ediyor. Cisim duruyorsa demek ki LM'de etki eden net kuvvetin yaptığı iş L'ye kadar etki eden net kuvvetin yaptığı işe eşit. Yani sürtünme kuvvetinin F'ten büyük olduğunu kesinlikle biliyorum. Çarpı 3x. Buradan matematik x'ler gidecek. 5F eşittir. 3F sürtünme eksi 3F'den. Arkadaşlar 8F eşittir. 3F sürtünmeden. Sürtünme 8 bölü 3. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Geçtim. Yolun KL, LM ve MN aralıklarının hangilerinde kesinlikle sürtünme vardır diyor. Öncelikle kinetik enerjinin ben 1 bölü 2 M ve kare olduğunu unutmayayım. K noktasındaki enerji E'ymiş. L noktasında 4 E. M noktasında 9 E. N noktasında 1 E arkadaşlar. Şöyle yapayım. Hemen şöyle düzelteyim. 1 E. Şimdi gençler bakıyorum. H yüksekliğinde 3 E değişmiş. Burada kaç değişmiş? 5 E. Normalde 5 E değişmesi gerekirken niye 3 E değişmiş? Demek ki sürtünme var. K ile kesinlikle sürtünmeli. Yükselirken 8 E yükselmiş. 5 E'ydi arkadaşlar burada. Demek ki sürtünme olduğu için çok yavaşlamış. KL ve MN sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Devam ediyorum. Çünkü şöyle diyelim bak. Normalde demek ki hızım 2'den 3'e çıkacaktı. Yani enerjim 5'e artacaktı. Niye 3'e artmış? Sürtünme olduğu için yavaşlatmış. Bir daha söylemiş olalım. Hangi noktalar arası sürtünmelidir diye bir yeni sorum daha gençler. Evet tüm enerjileri toplayacağım ve mekanik enerjinin korunup korunmadığına bakacağım. K noktasında sadece ne var? Kinetik enerji var. 1 bölü 2. Kütlem var mı kütlem benim? Yok. Tamam. M B kare. 64. L noktasında ise 2 ile geçiyormuş. O zaman arkadaşlar L noktasında M 2 çarpı. Yani şöyle yapalım. M G'ye yapalım önce. M G'yi 10 aldım. H 3 artı 1 bölü 2 çarpı M çarpı 2'nin karesi 4. M noktasına bakıyorum. M noktasından 4 ile N'den 3 ile geçmiş. Yatayda kesinlikle bir sürtünme var. MN kesinlikle benim cevabım olacak. M noktasını gördük. O zaman K ve L'ye bakayım arkadaşlar ben. LM'ye de bakacağım. M'i de bulayım. M'de öncelikle M çarpı 10 çarpı 1 artı 1 bölü 2 çarpı M çarpı hızım 4 ile karesi 16. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. K'deki toplam kaç oldu burası? 32 oldu. L'de kaç oldu burası? 2. 32 oldu. Demek ki KL'de sürtünme yok. Şöyle gözükmemiş olabilir. M'de kaç oldu bakalım? KL'de sürtünme yok. Zaten şıklarda da KL kalmamıştı. MN ve LM kalmış. Bakalım. 18. 18. Demek ki burada bir sürtünmem mevcut arkadaşlar. Doğru cevap E şıkkı. MN ve LM olacaktır. Devam ediyorum. Çekideki yolun yalnız LM bölümü sürtünmeliymiş. K noktasından 4'e kinetik enerjisiyle fırlatılan cisim L noktasından 3'e kinetik enerjisiyle geçerek M noktasında duruyor. Aynı cisim K noktasından geçerken kinetiğinin 4'e olması için M'den kaç E ile fırlatılmalı? Arkadaşlar bakıyorum şimdi. Buradan 4'e ile fırlatmışım ben. L'den 3'e ile geçmiş. Demek ki buradaki potansiyel enerji E potansiyel 1 E.
LM arasında harcananlar enerji ise arkadaşlar 3E. Sürtünme bana 3 E'lik enerji kaybını oratmış. Onu öncelikle unutmayalım. Isı enerjisi. Benim şimdi main notasına öyle bir enerjiyle atacağım. Diyorum ki ben buraya E üssü. Bu E üssü 3 E'yi yiyecek. Sürtünmede 3 E kaybolacak. Ama arkadaşlar E de aşağıya indiğinde kazanacağı için eksi E yaptım. Zaten otomatikman yokuş aşağı indiği için potansiyel kinetiği E kazandıracakmış. Artı 4 E yaptım. Çünkü K'den 4 E'ye geçmesini istiyorum. Doğru cevabım D. E şıkkı 6 E olacaktır. Çok güzel bir soru. Evet, çıkmış sınav sorularına benzer sorularla artık videomuzu tamamlıyoruz. Son 5 soru arkadaşlar. K noktasından harekete başlayan ilk hızsız bir hız direni düşey kesili şekildeki gibi olan sürtünmesiz KLMNP yolunu kat ederek P'den geçiyormuş. M ve N noktalarından geçerken yere göre potansiyel enerjileri eşit demiş. Aynı yüksekten geçiyorlar mı? Hayır. O zaman birinci öncülüm yanlış. M'den geçerken kinetik enerji N'den geçerken kininden daha küçüktür. Arkadaşlar neden? Çünkü M'deki potansiyel daha büyükse kinetik daha küçük. İkinci öncülüm doğru. L ve P'de aynı yatay hız alan geçtikleri için hem potansiyel enerjileri hem de kinetik enerjileri birbirine eşittir. Ama sistem sürtünmesiz olması lazım. Doğru cevap E şıkkıdır. Devam ettim. Yarı çapları birbirine eşit. Türdeş KLM dik silindirlerinin yükseklikleri sırasıyla H, 2H, 3H'dır. Silindirler şekildeki bir konumundan iki konumuna getirilirse yere göre potansiyel enerjileri için de söylenebilir. Ne demiştik? Ağırlık merkezleri yükseklik olarak hesaplanır demiştik. M'nin ağırlık, şimdi K'den başlayalım arkadaşlar. K'nin ağırlık merkezi tam ortasından dolayı 5,5'tu. Kaça düşmüş? Bir yarımı. Demek ki K'ninki azalacak. L'ninkine bakalım. Burası yarısıydı H. 3 daha 4'ten. Kaça düşmüş arkadaşlar? 1, 4 daha 5'e. L'ninki düşmemiş demek ki artmış. M'ninkine bakalım. 1,5'tan arkadaşlar 2,5'a yükselmiş. Doğru cevabım A şıkkı olacaktır. Devam ediyorum. Bu yarışmada katılımcıların hangi fiziksel niceliği dikkate alınarak kazanan belirlenmektedir demiş. Eşit kütleli katılımcıların performanslarını sergiledikleri bir yarışmada her birinin kütlesi 50 kilogram olan 10 adet çimento torbasını 10 metre yüksekliğe en kısa sürede çıkaran katılımcı yarışı kazanmaktadır. Demek ki aynı işi en kısa sürede yapan, daha kısa sürede yapan katılımcı yarışı kazanıyorsa güçtür. Çünkü gücün formülü yapılan iş bölü zamandır. Bakın aynı işi daha kısa sürede yapanın daha güçlü olduğunu zaten gücü anlatırken söylemiştim. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Devam ettim. Mehmet, sürtünmeli olup olmadığı bilinmeyen yatay zeminde duran ağır bir sandığı tek bir noktadan 200 Newton büyüklüğünde sabit yatay bir kuvvetle iterek sandığın kuvvet yönünde 3 metre yer değiştirmesini sağlıyor. Sandık sadece öteleme hareketi yaptığına göre demek ki potansiyel enerjim yok. Hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar, net kuvveti bilemem. Çünkü sürtünme olup olmadığını bilmiyorum. Ama Mehmet'in kuvvetinin 200 olduğunu bildiğim için Mehmet'in sandığa uyguladığı kuvvet sadece Mehmet'i ilgilendirir. Sürtünmeyi ilgilendirmez. 200 çarpı 3'ten 600'dür. Kesinlikle doğru. Mehmet sandığa uyguladığı etki kadar sandıkla Mehmet'e tepki uygulayacağı için etki tepki kuvvetleri zıt yönde aynı büyüklükte olacağı için ikinci öncülüm de doğru. Sandığın kinetik enerjisi yapılan net iş enerji değişimidir. Net işi bilmiyorum çünkü sürtünmeyi bilmediğim için 600 jül artmıştır diyemem. Çünkü 600 jül artması için arkadaşlar sürtünmenin 0 olması lazımdı. Soru işareti. Son sorumuza geçtim. Evet. Cisim yatay doğrultuda belirli bir miktar yer değiştirme yaptığına göre FD, FN ve FS kuvvetlerinden hangileri fiziksel anlamda iş yapar? Unutmayın, fiziksel anlamda iş yapabilmesi için ne lazımdı arkadaşlar? Hareket doğrultusunda kuvvet uygulanması lazımdı. Yani kuvvet doğrultusunda cismin yer değiştirme yapması lazımdı. Bakalım, yatay ve düz bir yolda hareket eden bir cisme hareketiyle aynı yönde ve doğrultuda uygulanan FD dış kuvveti, hareket yönüne dik doğrultuda ve yukarı doğru FN tepki kuvveti, hareket doğrultusunda ve ters yönünü FS sürtünme kuvveti şekildeki gibi etkiliyor. Yatayda hareket ettiği için sadece yatay kuvvetler iş yapar. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Cevabımızı da söylediğimize göre videomuz bu kadar.
Evet, uzun bir video oldu. Umarım ki hata yapmamışızdır, işlem hatası. Sürçülisan yapmış olabilirim. Çünkü en az siz ne kadar izlerken yorulduysanız ben de anlatırken yoruldum. Ama enerjimi kaybetmemeye çok çalıştım. Çünkü enerji ünitesindeyiz arkadaşlar. 5. günü de güzel bir şekilde tamamladık. 6. günde görüşmek üzere. Isı ve sıcaklık. 7. günde aynı ünitenin devamını anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.